Poppy Playtime aslında bir zaman paradoksunda mı geçiyor? Normalde Poppy Playtime 2'nin birinci oyundan hemen sonra geçtiğini biliyoruz ama bu durumu bozan bazı şeyler var. Deney 1006 ile ilgili kasetlerin içinde bize zaman algımızı unutturacak bazı şeyler söyleniyor ama iki kasetteki bilgileri birleştirmeden hiçbir şey ifade etmiyor. Ve birazdan bu bilgileri birleştireceğiz. Ayrıca deney 1006 neden bu kadar vahşi ve herkese saldırıyor? Deney 1006 ve Hagiwagi arasındaki gizli bahane. Bugünkü videoda izleyecekleriniz bildiğiniz her şeyi unutturacak ve sizi çok şaşırtacak. Herkese selam, ben Onur ve yeni bir Poppy Playtime videosuyla daha karşınızdayım. Önceki Poppy Playtime videosuna aynı gün içinde 14.000 like atıp videoyu Trend 12'ye kadar çıkardınız. Desteğiniz için çok teşekkürler. Bu videoya da gün içerisinde 10.000 like gelirse yarın saat 12'de sürpriz bir videoyla daha karşınızda olacağım. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Poppy Playtime'daki zaman paradoksunu ve Hagiwagi deney 1006 bağlantısını ve fazlasını çözmeye gidiyoruz. Her şey birinci oyunda deney 1006 ile ilgili kaseti bulmamızla başladı. Aslında bu kasetin içinde çok önemli gizemler vardı. Bunlardan ilki kasetin en başında bu kaydın son kayıt olduğunu söylenmesiydi. Final log in relation experiment 1006, the prototype. Henüz birinci oyundaki deney 1006 kasetini dinliyorduk ama son kayıt deniyordu. Sonra ikinci oyunda bir tane daha deney 1006 kaseti buluyorduk. Ama o kaset son kayıt değildi. Yani birinci oyundaki deney 1006 kaseti ikinci oyundakinden daha sonra kaydedilmiş durumdaydı. Şimdi şunu düşünebiliriz. Belki birinci oyundaki kayıt daha sonra çekilmiştir. Ancak ilk önce onu dinlememiz istendiği için orada bırakılmıştır. Tabii ki böyle bir ihtimal de var. Ancak bu kasetlerin oraya birileri tarafından bilerek konmadığını, normalde bu kaydın fabrikanın tam bu bölümünde yapılırken kaydı yapan bilim adamı öldürüldükten sonra burada kaldığını düşünüyorum. Yani bu fabrika bizim için özenle kurulmuş bir sahne gibi değil. 10 yıl önce yaşananlardan sonra ne şekilde kaldıysa biz o şekilde görüyoruz. Bu durumda birinci oyundaki kasetin son kayıt, ikinci oyundaki kasetin ise daha önce kaydedilmiş bir deney 1006 kaseti olması kafaları karıştırıyor. Little Nightmares oyununda da benzer bir zaman paradoksu vardı. Hikaye videosunu kanalda paylaşmıştım ve bu paradoksa göre hangi oyunun önce hangisinin sonra geçtiğini tam olarak çözemiyorduk. Çünkü bazı kanıtlar ikinci oyunun birinci oyundan önce geçtiğini, bazı kanıtlarsa tam tersi sonra geçtiğini bize gösteriyordu. Poppy Playtime'da da belki bu şekilde bir zaman paradoksu bulunuyordu. Şu ana kadar bildiğimiz birinci oyunda Poppy'nin kasasını açtığımız ve ikinci oyunda onun kasasının olduğu yerde başlayıp devam ettiğimiz. Bu yüzden de ikinci oyunun birinci oyunun devamı olduğu. Ama bunu bozan şey deney 1006 kasetleri ve bu iki kaseti de seslendiren aynı bilim adamıydı. Bu kasette hikayeyi değiştirecek çok önemli 3 gizem daha vardı. Önceki Poppy Playtime videomda da bu kısma ayrı videoda bakacağımızı söylemiştim. İsterseniz kaseti Türkçe altyazılı şekilde hatırlayalım. Siz de bu 3 gizemi bulursanız yorum olarak yazabilirsiniz. Final log in relation experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Kasetteki ilk gizemimiz arkadan gelen Hagiwagi sesi. Arkadan Hagiwagi'nin çığlık sesini duyuyoruz. Hagiwagi eşittir deney 1006 şeklinde birçok teori üretilmesinin sebebi aslında bu sesti. Çok gözle görülür kolay bir teoriydi. Ben hiçbir zaman Hagiwagi'nin deney 1006 olacağını düşünmemiştim. Ve gerçekten de bambaşka bir varlık olduğunu sonradan öğrenmiştik. Peki bu kasette neden deney 1006'dan bahsederken Hagiwagi'nin sesini duyuyorduk?
En güçlü ihtimal deney 1006'nın belirli oyuncak karakterleri kontrol ettiği ve bunlardan birinin Huggy Wuggy olduğu. Bu kontrolden kastımız belki zihin kontrolüyle anlık, belki de önceden verilmiş komutlar. Ama ikinci oyunda bulduğumuz deney 1006 ile ilgili kasette Huggy Wuggy'nin son derece itaatkar olduğunu duymuştuk. Bu da üstleri tarafından istenen her şeyi sorgusuz sualsiz yaptığını gösteriyordu. Yani çok büyük ihtimalle Huggy Wuggy deney 1006'nın yönlendirmesiyle o bilim adamına saldırmış ve onu öldürmüştü. Evet, en sonda kaydın kesildiği noktada Huggy Wuggy'nin içeri girdiğini ve o bilim adamını öldürdüğünü düşünebiliriz. Kasetin yarıda kesilmesinin sebebi bu olmalı. Yine aynı kasette sizi çok şaşırtacak ikinci, ayrı bir gizemden daha bahsedeceğim. Kasetin en son bölümünde bilim insanı şöyle bir cümle kuruyordu. Kendim için endişelenmiyorum. Bir buluşla tekrar geri dönebilirim. Bu çok önemli bir cümleydi ama herkes bunu gözden kaçırdı ya da önemsemedi. Bu bilim adamı bu deneyleri yapan, yani insanları oyuncaklarda canlandıranlardan biri gibi görünüyor. Yani bu sürecin nasıl ilerlediğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden eğer ölse bile tekrar geri dönebileceğinden emindi ve o yüzden bunları söylüyordu. Ve bunları söylediğine göre çok büyük bir ihtimalle bu bilim insanı tekrar bir karakterde canlanmıştı ve belki de oyunda kendisini görmüştük ya da göreceğiz. Bu söylediğimi unutmayın. Bu bilim adamını bir yerlerde görebileceğimizi düşünüyorum. Kasetteki üçüncü ve son gizemse arkadan sürekli gelen çığlık sesleriydi. Bilim adamının sonraki deneylerin güvenli bir alanda tutulması gerektiğini hatırlatmasıydı. Yani çok büyük bir ihtimalle Huggy Wuggy deney 1006'nın yardımıyla bulunduğu alandan kaçıyor ve fabrikadakileri öldürmeye başlıyordu. Gelen çığlıklarda bilim insanlarının ve Playtime Co. çalışanlarının sesleriydi. Tam bu sırada bu kaset kaydediliyordu ve Huggy Wuggy en son kaseti kaydeden bilim adamını da öldürüyordu. Bu kaset her ne kadar deney 1006 ile ilgili olsa da kasetteki şeyleri yapan deney 1006 değil. Onun kontrolündeki Huggy Wuggy ya da belki başka oyuncaklarda Huggy Wuggy'ye yardımcı oluyordur, bilinmez. Peki bunu nereden anlıyoruz? En başta "Ve kayıp olanlar, bugün burada gerçekleşenler şüphesiz onunla ilgili" diyordu kasetteki bilim adamı. Şöyle düşünün, kasetin kaydı sırasında dışarıda cinayetler işleniyor. Birçok kişi çığlık çığlığa can veriyor. Yani kaseti kaydeden bilim adamı dışarıda kimin bu vahşeti yaptığını biliyor ve görüyor. Eğer bunları yapan deney 1006 olsaydı "bugün burada gerçekleşenler şüphesiz onunla ilgili" demezdi. Deney 1006 şu an kontrolden çıktı ve herkesi öldürüyor diyebilirdi. Ve aklımda çok değişik bir teori daha var ki, bildiğiniz gibi deney 1006 prototip, yani bir türün ilk örneği olarak nitelendiriliyor. Ve kasetin içerisinde deney 1006 adına cinayetleri işleyense Huggy Wuggy. Bu durumda acaba deney 1006 Huggy Wuggy'nin prototipi, yani ilk örneği olabilir mi? Ya da belki Huggy Wuggy'nin prototipi olarak tasarlandıktan sonra tamamen bağımsız hareket etmeye başlayan bir varlığa dönüşmüş olabilir mi? Belki daha sonra Huggy Wuggy'den çok daha zeki ve çok daha güçlü bir hale gelip onu da kontrol etmeye başlamış olabilir. Şu an çok uzak bir teori ama bunu da aklıma geldiği için paylaşmak istedim. Bu arada bu kasetleri seslendiren bilim adamının deney 1006 olabileceğine dair bazı teoriler duydum ama bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten bu kaseti kaydederken o gün yaşanan olayların deney 1006 ile ilgili olduğundan bahsediyor. Yani bu bilim adamı henüz yaşarken deney 1006 zaten üretilmiş durumda. Belki bambaşka bir bilim insanı olabilir ama bu kasetteki bilim adamı deney 1006 olamaz diye düşünüyorum. Yine deney 1006 ile ilgili ikinci oyundaki kasette de çok önemli bazı gizemler vardı. Bunlardan birincisi, bu kasette Huggy Wuggy'nin deney numarası bize söyleniyordu. Az önce söylediklerimi hatırlayın. Aslında Huggy Wuggy'nin muhtemelen deney 1006 tarafından yönetilebileceğini söylemiştim. Bu kasette de Huggy Wuggy'nin ne kadar itaatkar olduğu söyleniyordu. Ve deney 1006 ile ilgili bir kasette Huggy Wuggy'nin olması çok büyük ihtimalle az önce söylediğim deney 1006 Huggy Wuggy bağını da güçlendirmek içindi. Aynı kasette deney 1006'nın inanılmaz zekasından ve bir alarmını çalar saati söküp lazer ışık yaptığından bahsediliyordu. Bu durumda aslında oyunun en sonunda Poppy tam konuşurken gelen alarm sesinin deney 1006'yı temsil edebileceğini, yani deney 1006'nın Poppy'yi esir almış olabileceğini bize gösteriyordu. Bu konunun detayına girmeyeceğim çünkü bir önceki Poppy Playtime videosunda anlatmıştım.
yapmıştım. Videonun en sonunda o videoyu da ekranda görebilir ve o videoyu da izleyebilirsiniz. Ve son olarak gelelim deney 1006'nın neden bu kadar vahşi olduğuna. Yine önceki videomda bu konuya bu videoda detaylıca bakacağımızı söylemiştim. Poppy'nin Elliot Ludwig'in evlat edindiği kızı olabileceğini söylemiştik. Eğer böyleyse deney 1006'nın da Elliot Ludwig olması güçlü bir teoriydi. Ve deney 1006'nın bu kadar vahşi olmasının sebebi aslında şuydu. Elliot Ludwig önce fareler üzerinde yaptığı deneylerle insanlara oyuncaklarda can verme çalışmalarını başlatmıştı. Bunu masasındaki notta görmüştük. Ancak bu notta fareler üzerinde yapılan deney 814'ün başarısız olduğunu ama fareden daha büyük canlılar üzerinde yapılırsa başarıya ulaşabileceği söyleniyordu. Ve sonra Playtime Co'da canlı oyuncaklar yapılması başarılmıştı. Bu da deney 814 ile başlayan serüvenin sonunda başarıya ulaştığını bize göstermişti. Elliot Ludwig evlat edindiği ve ölen kızına Poppy'de can vermişti ama sonrasında kendisini de feda ederek deney 1006'ya dönüşmek istediğini söylemişti. Bu sayede kızını güvende tutabilecek ve ona yardım edebilecekti. Belki de tüm ailesini oyuncaklarda canlandırarak ailesini bir araya getirmek istiyordu. Yani deney 1006'nın yapılış amacı vahşet değil iyilik içindi. Elliot Ludwig deney 1006'da tekrar canlandı ama Playtime Co. üst yönetimi hırsları sebebiyle Elliot Ludwig'le yaptıkları anlaşmaya uymayıp canlı oyuncaklar yapabilmeyi paraya dönüştürmeye, bu yüzden yetim çocukları öldürerek birçok canlı oyuncak üretimine başlamayı tercih ettiler. Yani tamamen iyilik üzerine başlayan deneyler Playtime Co. yönetiminin hırsı yüzünden kötü bir amaca dönüşmüştü. Bu olay deney 1006 yani Elliot Ludwig'i de sinirlendirmişti. Bu yüzden Playtime Co. çalışanlarına karşı çok öfkeliydi. İkinci kasette Playtime Co. içerisindeki gözetmenlerden birini öldürmesi, yine birinci kasette deney 1006'yı anlatan bilim adamının öldürülmesinin sağlanmasında rol oynama sebebi aslında bu kızgınlıktı. Çünkü anlaşmayı bozmuşlardı, o da intikam alıyordu. Bu tabii ki bir teori ama bu teori eğer doğruysa akıllarda kalan tek bir soru var. Eğer Elliot Ludwig deney 1006'ysa ve Poppy de onun üvey kızıysa, bir önceki videoda detaylıca bahsettiğimiz gibi ikinci bölümün sonunda deney 1006 neden Poppy'yi esir almıştı? Acaba o da tüm kontrolünü yitirmiş ve amacını mı unutmuştu? Yoksa Poppy'yi esir almasının bambaşka bir sebebi mi vardı? Bir de Poppy'yi en sonda Mommy Longlegs'in ağlarından kurtardığımızda hatırlarsanız direkt olarak bize onu öldürdün mü diye soruyordu. Ağlarda uzun süredir tutsak olarak bekleyen Poppy bizim Mommy'yi öldürdüğümüzü nereden bilmişti? Bu konularda başka bir videonun konusu olacak çünkü çok detaylı. Kanala abone olup tüm bildirim zilini açarsanız sonraki videoları da kaçırmamış olursunuz. Siz de kendi teorilerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın çünkü sizden gelen teorileri de okuyorum ve bu videoların hazırlanması için bana çok yardımcı oluyor. Yorumlarınız ve teorileriniz için çok teşekkürler. Aynı zamanda videoya bir tane de like atmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu da trendde olması gereken yere birlikte çıkaracağımızdan eminim. Ve söylediğim gibi gün içerisinde videoya 10.000 like gelirse yarın saat 12'de sürpriz bir video daha sizlerle olacak. En son yüklediğim Bay Domates videosuna bir günde 15.000 like attınız ve 230.000'den fazla izlenmesine rağmen maalesef trende girmedi. Bazen böyle buglar, hatalar olabiliyor YouTube'da. Ama bu durum gerçekten beni çok üzdü. O yüzden videoyu izleyen herkes aşağıdan 2 saniyesini ayırıp bir tane like atabilirse ve bu videoyu trende hak ettiği yere getirebilirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ve umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Şu an ekranda katıl butonu üyelerimizi görebilirsiniz. Aynı zamanda deney 1006'nın Poppy'yi esir aldığına dair teori videomu ve en son yüklediğim Bay Domates videosunu da ekranda ve kartlarda bulabilirsiniz. O videolara da tıklayıp izlemenizi tavsiye ederim. Desteğiniz ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.